Herkese merhaba. Bu videomda sizinle kaktüs ekeceğiz. Ben buraya malzemeleri hazırladım. Bu sefer ekeceğimiz kaktüsün ismi Astro Super Caputo. Toprak karışımından bahsedeyim. Toprak karışımı kaliteli olduğuna inandım. Biraz torf. Biraz da dere kumu. Dere kumunu iyice yıkadım. İçerisindeki en ince katman gidinceye kadar yıkadım. Biraz daha kalın katman kalsın istedim, mil oluşmaması için. Sonrasında şeffaf bir kabımız gerekiyor. Altını şöyle şu şekilde deldim. Üzerindeki kapağı. Ve biraz lav taşı. Ve su. Şimdi ilk olarak taşlarını boşaltayım. En alt kapana lav taşı koyuyorum. Sonrasında bu video biraz daha zor oluyor. Bir elimle çekim yapıyorum. Bir elimle de ekme işlemini gerçekleştireceğim. Kenarda bir yeri sabitliyordum telefona ama sabitleyince görünmeyebiliyor bazen tüm detaylar. Sanırım bu kadar yeterli olacak. Hatta biraz fazla bile oldu. Bastırayım şöyle iyice. Şöyle güzelce kenarlarını düzleştirelim. Yaklaşık şu kadar toprak doldurdum. Sonrasında iyice ıslatacağım toprağımızı. Ben özellikle dinlendirilmiş ılık suyla iyice ıslatıyorum. Alt katmanın ıslanıp ıslanmadığına biraz bakalım. Biraz daha sanırım ıslatmam gerekiyor. İyice ıslandığına emin olduktan sonra da tohumları sıralı bir şekilde ekmeği deneyeceğim. Bu oda spreyinin kutusu, buna su doldurdum. Ben bunu ilk kez deniyorum ama bu çok sağlıklı olmadı. Diğer su fısfısım daha iyiydi. Neyse, bu seferlik bununla yapalım. Bir dahakine diğer fısfısı kullanırım yine. Çok suyu dağıtıyor. İnce püskürtüyor yani. O yüzden bu kadar uzun sürdü. Sanırım bu kadar yeterli. İyice bastırıyorum. Sulama işleminden sonra sıra tohumlara geldi.
Tohumları en kolay ekebilmemiz için kürdan ve kürdanı suyla ıslattığımızda tohumlar kürdana yapışıyor. Çok kolay ekebiliriz bu şekilde. Böyle hem videoyu çekip hem de ekmek bayağı zor olacakmış açıkçası. Bir dahaki sefer ben yine oğlumdan yardım isteyeyim henüz. Tohumu ektik. İkinci tohum da tamam. Bu şekilde sıralı bir şekilde ekebilirsiniz. İşte tohumlar ıslandı sanırım. Yapışmıyor kürdana. Geri kalanını elimle ekeceğim. Ve son tohumumuzu da ektik. Daha sonra üzerlerine hafif bastırıyorum. Toprağa iyice yapışmaları için. Üzerlerini örtmeyeceğim. Herhangi bir toprak katman örtmeyeceğim üzerine. Biraz daha su fısfıslayıp kapağını kapatacağım. Bütün tohumları ektik. Şimdi sıra biraz da sanırım bu kadar yeterli olacaktır. Sonrasında kapı kapatıyorum. Kenarlarından şöyle kilitleyelim.
18 derece oda sıcaklığının üzerinde olması gerekiyor. Yani odadaki sıcaklık 18 derecenin üzerinde olursa 15 ila 30 gün içerisinde çimlenme meydana gelecektir. Bir dahaki videoda çimlenmiş olurlarsa sizinle paylaşırım çimlenmiş görüntüsünü de. YouTube kanalıma abone olup beğeni yaparsanız mutlu olurum. Hoşça kalın.